3000-4000'lerin üzerinde bir müracaat vardı o günlerde. Fakat bu müracaatlar son günlerde belki 50-100'e düştü. Yani o günkü depreme önem verme durumu şu anda yok gibi. Bu müracaatta ilk başlarda hani 3000'e ulaştıysa o günlerde, 15 gün içinde 3000'e ulaştıysa demek ki günde 200-300 tane başvurular gelmeye başladı. E, 3000'in üzerine geçti bunu ama tam net rakam bilmiyorum. Fakat bu müracaatı hatta bugün de sordum durum nasıldır diye. Çünkü sadece burada ben inceleme yapmıyorum. Çok öğretim üyesi arkadaşlarımız var. Müracaatlar yani şöyle niye 50 yüze düştü diyorum. Hemen hemen şu anda her hoca başında bir tane depremle uğraştığı bir konu var. Yani oradan tahmini hesap yapabiliyorum. E, yani bu düştü. Beş ya anca yani öyle on tane yirmi tane olduğunu düşünmüyorum. Eski ki yoğunluk yok onu söyleyebilirim. İlk günlerde biz de yani o kadar müracaat beklemiyorduk. Tabi bunlar müracaat ettikleri zaman bizim onlara dönüşümüz de bir miktar gecikti. Fakat e, döndükten sonra bunların bir kısmı deprem aradan böyle tabi bir ay iki ay geçtikten sonra e, o depremin ilk günkü etkileri azalmaya başladı. Hani müracaat etse de devamını getirmediler bunlar. Maddi durumlar da var bu konularda. Yani maliyet de var bu konularda. İnsanların ee, insanların bütçesi de var bu konularda. Yani bunun nedeni onların boşvericiliği değil. İmkan meselesinde etkisi var. Şimdi peki günde kaç binaya gidiyor İTÜ? Yani belki 50 tane bina. Yani bu bunların bazıları site olabilir. Ee, inceleniyor diyebilirim. Yani şu anda ama geçmiş başvuruların devamı olarak sürmekte olarak. Yani çünkü beş başvuruya düştüyse o kadar bir inceleme yok yani. Yani yeni başvuru çok az. Çok azaldı, azaldı. Ha bakın yeni deprem oldu Adana'da. Ee, bu deprem olduktan sonra yine akıllara gelecek. Hatta bugün biri sahradı. <laughs> Biz böyle bir incelettirme yapmak istiyoruz falan. Yani bu kişi beni bir ay önce aramıştı. Demek ki hemen deprem olduğunda akla geliyor. Deprem olduğunda akla gelmesi iyi bir şey değil. Biz deprem bölgesinde yaşıyoruz. O deprem bölgesine üç kere gitmiş birisi olarak, yani çok tehlikeli. Yani bu konunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ciddi almamız gerekiyor ya deprem olduğunda aklımıza gelmemesi gerekiyor. Onu demek istiyorum. Yani bir günde öyle çok sayıda değil de mesela okuldan 10 tane hocamız dışarıya gittiyse demek ki 10 tane değişik yere gidiyordu. Şimdi arasanız geçmişten olan çalışmalardan birkaç hoca dışarıdadır şu anda. Büyük bir düşüş söz konusu. Deprem olduğunca artıyor bu işler. Binanın küçüklüğünden büyüğe doğru. Yani bu 70 binden de başlar 500 bin liraya da gider. Sitede 20 tane bina varsa yani onu çarparsınız. Çünkü bu para çok durumu iyi olmayanlar için büyük bir para. Yani bu para bakıyorsunuz çok para diyorsunuz. E, zemin inceleyeceksiniz, sondaj yapacaksınız. Ucuz değil bunlar. Yani doğru düzgün iş yapacaksa üniversite sondaj da yapması lazım, sismik de yapması lazım. Verdiğimiz raporlar doğru düzgün olması lazım.